Çocuklar öldüğünü hatırlıyor mudur? Hmm, köpeklerin anıları yoktur. Hayır. Köpeklerin anıları vardır. Köpekler çağrışımla bağlantı kurar. Tasma yürüyüş demektir. Anahtarlar arabada gezinti. <laughs> Hafıza da böyle bir şey zaten. Şey gibi. Hayır bunu şimdi çözeceğiz. Çözelim. Zırvalıklarını dinlemek Araştırıp istemiyorum. Seni pislik. tamam. Bana uyar. Hey Evren, ne düşünüyorsun? Büyük beyaz bir ışık gördün mü? Ha? Aslında o dediğin doğru. Epifiz bezini duymuş muydun? Hayır. DMT hormonu salgılar, bu da serumumuzun temel bileşimini oluşturuyor. Aslında kimse nedenini bilmiyor ama öldüğün anda tam o sırada beyin tüm vücuda yüksek miktarda DMT hormonu salgılıyor. Bu hormonda dünya üzerindeki en etkili halüsinojendir. Sen tünelin sonunda ışık veya bakire Meryem'i gördüğünü sandığında aslında yanlış mı yaptın? Her neyse bu uyuşturucu etkisi altında olmak gibi bir şey. Katılmıyorum. Adem'e katılmıyorsun. <laughs> evet. Bunu daha önce tartışmıştık. Evet ama ölümden dönen herkesin yaşadığı tecrübeyi tek bir teoriye dayandıramayız bence. Elbette ama bahse gireceksen neden bilimsel bir teori yerine senin gibi cennet kapısında bekleyen Aziz Peter üzerine bahse gireyim ki? Neden? Çünkü biri deneysel diğeri de bilirsin çok hoş bir hikaye ama... Hayır değil yani ister ruh de ister şuur de bunun nedeni sinirsel tepkilerin beyni harekete geçirmesidir. Bu enerji açığa çıkarır. Enerji yok edilemez ya da yoktan var edilemez. Sadece bir şeyden başka bir şeye dönüşür. Bu batıl inanç değil, bu bilim. Peki senin teorin nedir? Bence öldüğümüz zaman DMT ruhlarımızın gitmesi gereken yere doğru yönelmesine yardımcı oluyor. Yani onlara kapıyı açıyor. DMT size içeri kadar eşlik edeceğim. İşte burada hayat var, burada da ölüm var diyen bir kapı görevlisi. Ve Belki de. bahşişi de ona veriyor. Ölüm sırasında olan her şeyi tek bir kimyasal formüle indirgemenin kibirlice olduğunu düşünüyorum. İşin aslında ne olduğunu bilmiyoruz. Henüz.